Medya Koridoru'ndan herkese merhaba. Bu bölümde Saroz Körfezi'nde onlarca bilirkişinin hazırladığı rapora rağmen ÇED olumlu karar verilen ve hakkında iptal davası devam eden Saroz FSRU Gemi İskelesi Projesi inşaatı ile ilgili konuşacağız. Bölge halkının ve Saroz gönüllülerinin çok büyük tepkisi var bu projeye. BOTAŞ'ın üstlendiği bir proje bu. Tepki gösteriyorlar çünkü dünyanın kendi kendini temizleme özelliğine sahip olan 3. Körfezi şu an talan edilmiş durumda. Deniz büyük oranda zarar gördü. Bölge halkının arazileri zarar gördü ve çevredeki canlılar zarar görüyor. Hukuksuz bir proje bu. Tepkiler devam ediyor. ÇED kararının durdurulması yönünde talepler var. Bu bölümde de konuğumuz Saroz Gönüllüleri Avukatı Sayın Bülent Kaçar. Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle hoş bulduk diyerek söze başlayayım. Sizden şöyle bir ricam var. Şu anki güncel durumu konuşmadan önce çok küçük. Bu noktaya nasıl gelindi? Ne zaman başladı? Ne kadar süredir mücadele ediyorsunuz? Ve şu an güncel durum nedir projeyle ilgili? Saroz Körfez Akdeniz'in kirliliğe karşı korunma sözleşmesi kapsamında çok önem taşıyor. Onun koruması altında. Saroz Körfezi özel çevre koruma bölgesi ilan edildi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca. Kültür Turizm Bakanlığı'nca da yakın tarihte Kültür Turizm Gelişim Bölgesi ilan edildi. Ve Körfez'in sonundaki Evreş'e uç tarafı, o taraflar. Şimdi tam olarak koordinat veremem de. İki yıl önce Cumhurbaşkanlığı'nca kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yani dolayısıyla birçok koruma statüsü bulunan uluslararası sözleşmelere konu olmuş bir körfezden, bir doğal varlıktan, çok önemli bir ekosistemden bahsediyoruz. Siz de bahsettiniz. İşte Kaptan Kusto'nun hayran kaldığı, çok ciddi canlıların, deniz ürünlerinin, balık türlerinin çok çeşitli flora faunasıyla çok güzel ve değerli bir varlık Saroz Körfezi. Saroz Körfezi'nde dediğim gibi bugüne kadar bu türde bir gemi faaliyeti veya sanayi faaliyeti, liman faaliyeti olmadığı için tabii büyük bir şok etkisi yarattı bu proje. Ve ÇED süreci başladığında halk yoğun tepkiler gösterdi. Gerek birinci ÇED halkın katılımı toplantısında, gerekse ikinci ÇED halkın katılımı toplantısında yüzlerce insan haykırarak ellerinde dilekçelerle o meydanları, o salonları doldurup aslında halkın katılımını kendileri sağlayıp her tür engellemeye rağmen bu itirazlarını bakanlık yetkililerine ilettiler. Peki nasıl bir cevap aldınız bakanlık yetkililerinden? Toplantı esnasında zaten sürekli halkın itirazlarını dinlememek için konuşmaların engellenmesi dahil, bir an önce şirkete, BOTAŞ şirketinin ÇED raporunu hazırlayan şirkete sunum yaptırmak için gayret içerisindeydi yetkililer. Ama buna rağmen Sarozlular, Saroz gönüllüleri, Trakyalılar bu tepkilerini, bu itirazlarını o salonlarda, o meydanlarda gösterdiler. Bunun tabii öncesi ve sonrasında binlerce yazılı itiraz dilekçeleri bakanlığa gönderildi. İmza kampanyaları yapıldı Canan Hanım. 50 bine yakın ıslak imza Keşan Kent Konseyi'nce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü'ne bizzat teslim edildi. Change.org üzerinden on binlerce imza toplandı. Yani Sağır Sultan duydu Saroz gönüllülerinin, Sarozluların, Trakya halkının bu projeyi istemediğini ve itiraz ettiğini.
Yani bu projede halkın katılımı zoraki bizlerin, Sarozluların zorlamasıyla gerçekleşti. Ama halkın katılımı tamamen bu projeye hayır şeklindeydi. Ama bunu görmezden geldiler. Oysa chat sürecinin en önemli ilkesi halkın görüş ve eleştirileri. Bunu hiçbir aşamada dikkate almadılar. Biz her aşamada, bakın chat sürecinin her aşamasında yazılı dilekçelerle bu itirazları gerekçeli, bilimsel, hukuksal temelli argümanlarla Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ilettik. Hepsi var. Ama karar verilmiş, siyasi irade ben bu projeyi yapacağım diyor. Bakın birazdan ayrıntıyı konuşuruz ama bu projenin amacı Trakya'nın, Marmara'nın veya Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı falan değil. BOTAŞ'ın avukatının mahkemeye sunduğu cevap lekçesinin ilk sayfasında şu var. Diyor ki acilen inşaatı başlatmak zorundayız. Çünkü kurumumuzun yani BOTAŞ'ın dış alım taahhütleri ve dış satım taahhütleri bulunmaktadır. Yani diyor ki biz Saros Körfezi'ni bir an önce bu bizim ticaretimize, gaz ticaretimize kurban etmemiz lazım ve bizim bir an önce inşaata başlamamız lazım. Büyük bir vandalizm yaşanıyor şu an. Denizi, kıyıları doldurdular. Acele kamulaştırma yaptılar bazı arazileri. Tebliğ sonuçta o el koyma kararlarını bile tebliğ ettiler. Bazılarını, bazı mülkiyet sahiplerine arazilere girip talan ettikten sonra tebliğ ettiler. Tam bir hukuksuzluk. Şimdi ne aşamadayız biliyor musunuz? Bazı araziler acele kamulaştırma kararı dışındaki bazı arazilere fiilen el koymuşlar, yol geçirmişler. Gasp bu. Tabii bu hani mülkiyet hakkının, anayasadaki mülkiyet hakkı bu düzen için en azından en önemli hak. Hadi yaşam hakkını saygın yok ama kendi inandığın düzen için en önemli hak mülkiyet hakkı. Ona bile saygıları yok. Bunu nereden biliyoruz biliyor musunuz? Bu işte fiilen işgal ettikleri, talan ettikleri arazi sahiplerine bir muvaffakatname imzalatmaya çalıştılar. Bazı köylüler, bazı mülkiyet sahipleri imzaladı ama imzalamayan da çok var. Biz oradan öğrendik ki aslında ellerindeki izinlerin, yetkilerin dışında da bir sürü hukuksuz, kanunsuz, vicdansız işler yapmışlar ve yapmaya devam ediyorlar. Kıyılar dolduruldu. Bakın proje alanındaki denizi doldurdular. Oysa Danıştay 6. Dairesi diyor ki Saros Körfezi'nin kıyıları aynen şöyle diyor. Enez'den Evreşe'ye kadar bölüm Saros kıyıları özel ekolojik koruma altına alınmalıdır diyor. Daha 10 yıl önce Danıştay 6. Dairesi bölge planlamasına karşı açtığımız bir davada verdiği kararda. Kültür turizm gelişim bölgesinde sanayinin ne işi var? Özel çevre koruma bölgesi orası ama diyorlar projeli alanı orada tam kalmıyor. Kardeşim Körfez bir bütün, bir ekosistem. Sen onun bir tarafını mahvedersen o gemiler o limana gelmek için o körfeze girdiğinde zaten bütün tahribatı yapacak. Yani orası sığ bir körfez. Bilmem kaç metrelik dev pervaneli 100 bin tonluk gemi yazmışlar. Senede 100 kere girecek diyorlar. Ayda 10 tane demektir. Haftada 2 tane 3 tane o dev gemi o körfez sularını hallaç pamuğu yapar. O deniz tabanını, o deniz canlılarını, o kıyıları, o oradaki her canlıyı mahvedecek bir ticaret projesi, dış ticaret projesi. Buna kurban olmamak için chat sürecini Saros Gönülleri ve Keşan Kent Konseyi en başından beri takip ediyor. Şu ana kadar 3 tane dava açtık.
Ne durumda o davalar? Şimdi hepsinde keşifler yapıldı hepsinde. Bilirkişi raporları sunuldu. Bakın, 3 davanın birisinde 3 rapor var. İkisi ana rapor, biri ek rapor. Diğer dava imar planları davası Kültür Turizm Bakanlığı'na karşı açtık. Orada da keşif yapıldı. Orada da 3 bilirkişi, 3 tane şehir bölge planı olmaz böyle şeyde de. Bu planlar üst ölçekli planlara aykırıdır, bölgenin ekolojisine aykırıdır gibi gibi 20 sayfalık, 22 sayfalık rapor verdiler. Ama Edirne İdare Mahkemesi'nden henüz üzerinden aylar geçmesine rağmen bu raporların ne bir yürütmeyi durdurma kararı var, ne bir iptal kararı var. Bilim yanımızda 4 tane bilirkişi raporu ayrıntılı şekilde diyor ki bu İşte ziraat açısından, inşaat açısından. Düşünsenize inşaat bilirkişisi 3 ayrı raporda da diyor ki değişik inşaat bilirkişileri bunlar. Diyor ki yani burada yapılamaz. Bu liman inşaat mühendisliği bilimine aykırı diyor. Ziraat bilirkişi diyor ki ya buradaki tarım arazilerine bu haksızlık, bu vicdansızlık yapılamaz. Bu büyük bir tahribattır. Flora fauna konusunda biyoloji bilirkişisi aynı şeyi söylüyor. Depremsellik açısından orası birinci derece yüksek tehlikeli deprem bölgesi. Garnos fay hattı projenin dibinden geçiyor. Biz her tür önlemi alacağız diyorlar. Biliyorsunuz ÇED raporları bizde öyle. Şu vardır ama biz her tür önlemi alacağız. Ya deprem bölgesi ne önlemi alıyorsun? Aldığın önlemin yaratacağı zarar kamu zararı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz yılda bir karar var. Diyor ki yaşam hakkı ekonomik hiçbir faaliyete kurban edilemez diyor. Yani bu Kesinlikle çok öyle. önemli. Çok çok önemli. Yaşam hakkı en temel, zaten konuşmamız gereken şey burada canlıların yaşam hakkı. Diğer taraftan da en başta da hatırlatmayı yaptım ya, siz de tekrarladınız. Kendi kendini temizleme özelliği olan tüm dünyanın hayranlıkla bahsettiği bir körfezden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu yapmaya da hakları yok hiçbir şekilde. Öte yandan şu an güncel durum nedir? Geçen de sizinle konuştuğumda bir itiraz daha yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Şu anki güncel durumla ilgili de bilgi alabilir miyim acaba? Şimdi dördüncü bilirkişi diye raporu diye adlandırdığımız birinci ÇED iptal davamızın ikinci raporunun ek raporu var. Aynı bilirkişi heyetinden mahkeme daha açıklamalı bir rapor vermesini istedi. Bu ek rapor geldi. Bu ek raporda da dediğim gibi ziraat açısından, inşaat açısından birçok açıdan şey var. Yani bilime aykırılık var. Bu yine tespit edildi. Ve dolayısıyla biz de bu rapora dair bir beyan lekçesi verdik. Dedik ki birinci ÇED iptal davamızdaki bilirkişi raporu. O davada Edirne İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı. Çünkü bu süreçte bir de Edirne İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı var. 19 sayfalık gerekçeli. Daha sonra ikinci bilirkişi raporu ve bu rapora bağlı olarak şimdi verilen ek bilirkişi raporu kapsamıyla artık 160 civarı hukuksuzluk ayrı ayrı bilirkişi heyetlerince kesin olarak bilimsel olarak saptanmış ve raporlaştırılmış. Edirne İdare Mahkemesi Başkanlığı'na bu dilekçeyi verdik ve dedik ki ivedilikle yürütmeyi durdurma kararı veya direkt iptal kararı verin. Artık beklemeye Saros Körfezi'nin ve Sarosluların tahammülü kalmadı. Maalesef yaklaşık bir 10 gün geçti üzerinden. Henüz bir karar yok ama umutluyuz, inançlıyız. Çünkü bugüne kadar bilime ve hukuka
ve Saroz gönüllülerinin, Trakyalıların öz gücüne güvendik. Hı hı. Keşan Kent Konseyi'nin Trakya Platformu'nun liderliğinde bu çalışmaları büyük bir organizasyonla yürütüyor Saroz Gönülleri Dayanışması. Hı hı. Hemen birçok Saroz yerleşiminden temsilciler kolektif dayanışmayı ayakta tutuyor. Bu iletişimi sağlıyorlar ve hukuk sürecini takip ediyorlar. Yerelde o dayanışmayı büyütüp o iletişimi güçlü kılmaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla biz yakın bir süreçte Edirne İdare Mahkemesi'nin bu zulme, bu katliama ve talana dur diyeceğine inanıyoruz. Umarım böyle sonuçlanır. Biz de takipçisi olacağız. Bu doğa katliamı bir an önce son bulur. Çok teşekkür ederim Bülent Bey açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiniz. Rica ederim. Her zaman yani herhangi bir yeni gelişme olduğunda da sizi her zaman ağırlamak isteriz. Bizi bilgilendirirseniz çok mutlu oluruz. Kolaylıklar diliyorum size. Saroz Gönülleri Dayanışması adına biz de size çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.